Şimdi bu konuyla ilgili önemli bir şey, köşe yazısı var. İrfan Akta'nın kaleme aldığı bir köşe yazısı. Çok merak ediyoruz. Evet hani dün dedik ki Başak Demirtaş bilmecesi çözüldü ama Başak Demirtaş bilmecesinin arka planında neler yaşandı tam olarak çözülebilmiş değil. Çözebildiğimiz tek şey şu aday olmayacağını biliyoruz. Peki neden bu çıkışı yaptı sonra neden vazgeçti? İrfan Akta'nın yazısından aktaralım. Başak Demirtaş aday oldu neden çekildi diye soruyor İrfan Aktan. Başak ve Selahattin Demirtaş'ın bu sürecin Dem Parti ile koordinasyon içinde yürütüldüğüne dair vurguları 21 Ocak açıklamasının Demirtaş'ların inisiyatifine dayandığına fakat demin Başak Demirtaş'ın adaylığını istemediğine dair şaiyayı ortadan kaldırmaya yönelikti diyor İrfan Aktan. Nitekim DEM Parti'nin farklı pek çok yetkilisiyle yaptığım çok sayıda görüşmelerden çıkardığım sonuçta bu sürecin Başak ve Selahattin Demirtaş'ın kişisel veya ailevi gayeleriyle uzaktan yakından alakası olmadığı yönündedir diyor devam ediyor. Evet Leyla Zana, Tayyip Erdoğan'ın 8 Ekim 2015'te buzdolabına konulmuştur dediği çözüm sürecini yeniden başlatması gerektiğini söylüyordu ve 31 Mart öncesinde Erdoğan'a açık çağrı yapıyordu diye hatırlatıyor İrfan Aktan. Sadece Zana değil, DEM Parti ve genel olarak Kürt Hareketi 31 Mart seçimleri öncesinde özellikle İstanbul seçimi bağlamında AKP'yi yeni bir hukuki sürece zorlamak istiyor. Nasıl bir hukuki süre, süreç Kürt sorununun çözümüne yönelik kapıyı aralamak üzere üç temel başlıktan söz edilebilir. Son günlerde hani çözüm süreci başlayacak mı diyoruz. Yerifan Akta'nın aldığı bilgiler eğer başlayacaksa bu çerçevede başlayacağı yönünde. Buna göre birinci madde DEM Parti HDP'ye yönelik kapatma davasıyla Kobani davasının siyasi değil gerçek manada hukuki bir şekilde işletilmesini yani AKP MHP'nin mahkemeleri yönetmekten vazgeçmesini istiyor. İkinci madde diyor ki İrfan Aktan, Dem Parti Kürtlerin seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırılmasıyla eş anlamlı olan kayyum politikasından yine hukukun bir gereği olarak vazgeçmesini istiyor. Ve üçüncü madde, Dem Parti Abdullah Öcalan üzerinde yürütülen ama hiçbir hukuki dayanağı bulunmayan tecrit uygulamasından yine hukukun bir gereği olarak ...vazgeçilmesini istiyor. İşte Dem Parti'nin... şartları ve eğer yeni bir süreç... ...başlayacaksa burada... ...istedikleri. Dem Parti'nin... ...Başak Demirtaş ve Leyla Zana'nın... ...21 Ocak'ta yaptıkları açıklamalardan... ...önce ve sonra... ...AKP ile yukarıdaki talepler... ...çerçevesinde çeşitli temaslar... ...kurduğu tahmin edilebilir. Fakat öyle anlaşılıyor ki... ...demin yukarıdaki üç temel talebi... ...AKP tarafından... ...karşılanmıyor. Zaten meydanlarda da çok sert söylemler görüyoruz. Şimdi çözüm süreci dönemini hatırladığımızda söylemler bu noktadan çok uzaktaydı. Yani AKP hukuka riayet etmeye en azından şu ana kadar kabul etmiş görünmüyor. Aslında Başak Demirtaş'ın 21 Ocak'taki görüşmemizdeki açıklamasında sarf ettiği cümle 7 Şubat'ta neden vazgeçtiğine dair yanıtı da barındırıyordu. Demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz. Şimdi aradan geçen 18 günde Başak Demirtaş ve DEM Parti'nin e, girişimlerinin henüz demokrasi ve toplumsal barışın önünü açmayacağını gördü ve belki de şimdilik vazgeçti diyor e, İrfan Aktan yazısında. Peki Dem Parti ne yapacak? Yazının sonundan bir de buna gelin yanıt verelim. Ee, öğrendiğim kadarıyla Dem Parti her durumda İstanbul'dan aday çıkaracak. Eğer bu aday Başak Demirtaş olsaydı AKP Kürtlere hukuki bir e, hukuku bile vermeden İstanbul'u tereyağından kıl çeker gibi kazanabilecek ve sonraki 4 yıllık süreçte de Kürtlere yönelik baskısını hat safhaya çıkaracaktı ifadesini kullanıyor ve DEM Parti buna müsaade etmeyeceklerini gösterdi diyor İrfan Aktan yaptığı açıklamada. Bana bir şey mi dediniz arkadaşlar? Evet, şimdi arka planını da böyle anlattı İrfan Aktan. Yani yeni bir çözüm süreci eğer başlayacaksa neler isteneceğini hukuki olarak da anlatıyor. Bugün saat Başında Ahmet Türk konuğumuz olacak. Ahmet Türk...